Merhaba sevgili Saptan severler. Olimpiyatımızın 4. tur analizine hoş geldiniz. 4. turda yine bizim kahramanlarımızdan Şahriyar'ın bir maçı olacak. Edinson oynadığı maç çok güzel oynamıştı. Hatta o varyantta Navarra'yı yendi. Dün de Dinkdiren'le oynadığı aynı varyantı. Farklı devam yolu tabii ki. İyi konumda gibiydi. Tabii analiz etmedim daha o maçı. O maça da bakacağız. Bir şey kaçırmış mı Şahriyar? Yoksa Dinkdiren İyi mi oynamış ama benim gördüğüm Dinkdiren biraz sıkıntıdaydı. Düşünürken de tavırları, yüzünün şekli biraz sıkıntılıydı. Bayağı düşündü. Ya çok iyi oynadı Dinkdiren kurtardı ya da Şahriyar bir şey kaçırdı. Bilmiyorum, maçı analiz etmedim. Ama ilk önce gelin Edens maçına bakalım. D4 at F6. C4 E6. At F3 D5. At C3 C5. Evet, kabul edilmeyen vezir gambitinde Semi tarraş dediğimiz yarı tarraş devam yolu varyantı tam olarak girmiyor. C çarpı D5, at çarpı D5, E4, at C3, BC3, CD4, CD4, fil B4, fil D2, fil D2, vezir D2. Evet, çok fazla parti var buraya kadar oynanmış. Beyazlar, siyahlar daha doğrusu hızlı bir değişimle hemen taşları değişerek gelişimini tamamlıyor ve merkeze bir baskı yapıyor. Aynı zamanda uzun vadede 2'ye 1 avantajı oluyor oyun sonunda. Uzak geçer anlamında. Fakat bunun karşılığında beyazın da çok hızlı bir gelişimi oluyor ve beyazın da merkezde çok ciddi bir kuvveti oluyor. Zaten beyazların bu varyantı oynamasının nedeni merkezde olan kuvvet. Siyahlar çok zor sürüyor 2'ye 1. Avantajını çok zor kullanıyor. Vezir kanadındaki piyonları çok zor ilerliyor. Ki Navara maçında göreceğiz, Şahriyar'ın Navara ile maçında ilerlemeye kalktığında bile beyazlar merkezde o kadar kuvvetli ki hiç sıkıntı çekmiyor siyahın ilerlemesi, sıkıntı yaratmıyor beyaza. Beyazların da bu varyantı tercih etmesinin nedeni değişime gidiyor biraz ama merkezde kuvvetli olması. Rok fil C4. Evet, çok çeşitli devam yolları var. At C6 var, B6 var. At D7. Rok B6. Kale AD1. Beyazların stratejisi çok net, taşlarını merkezileştiriyor. Fil B7, kale F1. Taşları merkezileşti. Şimdi yapması gereken iki şekilde oynayabiliyor beyazlar. Birincisi fil B3 çektikten sonra D5 sürüyor. D5'i aldığı zaman E5 sürerek D4'te bir bloke oluşturup şah kanadında bir atak yapabiliyor. Çünkü E5'teki piyon siyah atın F6'ya gelip savunma yapmasını engelliyor. Ama genelde bunu yaparlarken fil D3'te oluyor. D5 fedası. E5'e E5 sürüşü fil D3'teyken, yani fil bu çaprazda H7'ye bakıyorken oluyor. Çünkü E5 piyonu F6 karesine atın gelmesini engelliyor, savunma yapmasını engelliyor. Diğer bir çözümde D5 sürüp geçer piyon elde ediyor merkezde ve bu geçer piyonu ilerliyor. Bakalım Şahriyar hangisini oynamış? Kale C8, fil B3. Evet, burada vezir F6'lı bir varyant var. Çok kısa olduğu için göstereceğim size. Vezir F6, Yakovenko Naidish maçı. Vezir F6, Vezir E3. Kale FD8, H3. At F8 ve beyazlar ilerlemeye başlıyor. D5. E çarpı D5, E çarpı D5. At G6, At G5'ten sonra artık beyazlar üstün bir konumda. Siyahın dikkatli oynaması gerekiyor. H6 kötü hamle. At çarpı F7. Vezir çarpı F7'ye D6. Kale C4 mecbur. D7, şah H7, vezir E8 ve terk etmiş siyahlar. Gördüğünüz gibi çok kısa 9 hamlelik bir maç oldu. Yani bizim bulunduğumuz konudan itibaren 24 hamle bitti. Beyazlar kazanmış. Yani beyazların merkezde ilerlemesi çok tehlikeli dediğim gibi. Bu avantajı kullanıyor zaten beyazlar. Fil B3'e, vezir F6'nın yanında bir de at F6 varyantı var. Bir de H6 var. H6'yı tercih etmiş Adams maçta. H6, H3 yararlı hamleler her zaman. Şahımız için bir hava deliği açmak. Şahımızın sonsuz zayıfından kurtulması iki taraf için de yararlı. H6 burada tabii ki at G5'i kesiyor. H3'te bir hava deliği açmış oluyor. Kale E8, kale E3. Şahriyar ilginç bir fikirle oynadı burada. Kale E3 çok elastik bir hamle. Neden? Aynı zamanda kale E3'ün iki fikri var. Birincisi kaleyi D3'e gelip D dikeyinden D piyonunu ilerleyip bir destek sağlayabilir. İkincisi de
kaleye veya vezire E'ye gelip yine E dikeni açıp D piyonu sürerek E dikeni ele geçirebilir. O anlamda elastik bir hamle. Vezir F6, vezir E2. D5 hazırlanıyor artık Şahriyar. Vezir F4, G3. Vezir C7, D5. Ve merkezde ilerleme başladı. Biliyorsunuz geçer piyonlar ilerledikçe rakip taşları kısıtlar. Destekli bir şekilde ilerlemeli geçer piyon, eğer geçer piyonumuz varsa. Destekli bir şekilde ilerletmeliyiz çünkü rakip taşlar kısıtlanacak ilerlediğinde. E çarpı D5, E çarpı D5, kale E3, vezir E3, vezir C5. Burada at F6 oynayabilirdi. D6, vezir D7'den sonra siyahın fikri fil çarpı F3 almak. D6 piyonu siyahta olduğu için beyaz fil koruyamayacak. Daha sonra at E8, kale C6 fikirleriyle fil A4'e dikkat edeceğiz tabii ki. D6 piyonuna baskı yapmak veya at E8, kale D8 ile at D6 almaya çalışmak. Bu fikirle oynayabilirdi. Tabii ki en kötü bloke taşı vezirdir. Ama yine de D6 piyonunu düşürme fikriyle oynayabilirdi. Vezir C5 oynamayı tercih etmiş Adams. Vezir F4. Şimdi D6 fikirleriyle F7'ye baskı yapabiliyoruz. Vezir C3. At D4 çok güzel bir hamle. Vezirin şah kanadıyla bağlantısını kesiyor. Artık vezir buraya gelemiyor, savunmaya gelemiyor. Şu an şah kanadıyla bağlantıyı kestik. Kale E8, D6. Burada tabii Şahriyar piyon da kazanabiliyordu. Neden yapmadığını bilmiyorum. At B5. Kale E1 oynarsa şah 2. Vezir A5 oynarsa at D6. Hem fili hem F7'yi istiyor. Artık kayıp bir konum. Eğer vezir F6 oynarsa burada vezir F6, at F6'yı at A7. Bir piyon öne geçiyor beyazlar. Sonuçta üstün bir konum, piyon önde. Kazanç için yeterli gözükebilir bu konum. Ama Şahriyar buna girmek istememiş. Neden bilmiyorum. D6 oynamış ki bu da kötü bir hamle değil. F7'ye baskı yapıyor. At F6, şah H2. Yararlı bir hamle. Son sıradaki şahlardan kaçıyor çünkü kaleyi biz oyuna soktuğumuz zaman son sıra şahı, yani son sırada şahımızı isteyip H1'den mat edebiliyor bize. Bundan dolayı şah H2 yararlı bir hamle. Bir tek F2'ye dikkat etmemiz gerekecek. Şah uzaklaşıyor çünkü G1'den. Vezir B2, at C2, vezir C3, at D4. Burada bir tekrar olduktan sonra vezir B2, D7 ile artık kazanç yoluna giriyor beyazlar. Şahriyar D7'ye döndükten sonra artık konum üstün beyaz için. Çünkü dediğimiz gibi destekli bir geçer piyon ne kadar ilerlerse taşları o kadar kısıtlar rakip taşları. Burada artık D8 kalesi kısıtlanmış durumda. İkincisi 8. yataydan piyonumuzun desteklediği C8 ve E8 ağır bir taşla daha da baskı yapabiliriz. Bir de böyle planımız var. Ve F7'nin savunması da azalıyor. Çünkü bir taş daha çıkmış oldu F7'yi savunacak D8 kalesi. Piyonla ilgilendiği için. At F5. Evet, artık ciddi tehditler var. Vezir bu çaprazdan ayrılırsa at çarpı H6 bir tehdit. At D6 ile hem B7'ye hem F7'ye baskı bir tehdit. Fil E4. Fil G6'ya gidecek artık. Doğru bir tepki. At D6, fil G6. At C4. Çok güzel bir manevra Şahriyar'dan. Bakın D4'teki at ilk önce F5'e gitti. Sonra D6'ya gitti. Sonra C4'e gitti. Şimdi de E5'e gidecek ve F7 piyonuna baskı yapacak. Vezir E2. Burada vezir C3 oynasaydı eğer at E5, şah H7'ye kale C1. Şimdi kale C8 fikrimiz de var artık demiştik fil B7'den ayrıldığı için. Vezir B2, fil F7, fil F7'ye kale C8 ve artık beyazlar kazanıyor. Bundan dolayı vezir E2 oynamayı tercih etmiş Adams. At E5, şah H7, G4. Evet, yararlı bir hamle. H4, G5'te atı da kovmak istiyoruz. Çünkü at giderse artık E5'teki at D7'yi korumak zorunda kalmayacak kalemiz koruduğu için. At C6 ile kazanç konumuna gideceğiz. B5. Evet, burada vezir E3 güzel hamle. Çünkü siyahın tek aktif taşı E2 veziri. Biz E2 vezirini yok edersek artık F6 atını kovduktan sonra fil oyun dışı gördüğünüz gibi. At C6 gelip kazanacağız. Vezir E3 yerine tabi kale D2 de kazanıyordu. Vezir E1, kale D6. Fil E4, kale D1. Kale D6'nın fikri kale F6 da almak istiyoruz. Çünkü kale F6, GF6, vezir F6'dan sonra D8 kalesi istekte. Fil çarpı F7 bir tehdit. O yüzden fil E4 oynuyor. Vezir H1 mat istiyor.
Vezir H1, Vezir G2 daha doğrusu. Kale D1. Vezir E2, Vezir D2. Fil F3. Vezir E2. Fil E2, Kale D4 ve artık kazanıyoruz çünkü F7 boşta. H4 G5, Şah G3, H4 G5 oynayıp atı kovduktan sonra at F7, at C6 kazanç konum oluyor. Ama Şahriyar daha erken değişmek istemiş vezirleri, mantıklı bir hamle. Vezir değiştirdikten sonra daha rahat kazanç olacak çünkü. Vezir B2, siyahlarda değişmiyor fakat çaresiz bir konum. Şah G1, artık vezirimiz de serbest E3 veziri, F2'yi koruduğumuz için. B4, at çarpı G6 ve terk etmiş burada. Neden terk etmiş? Çünkü F çarpı G6 alırsa Vezir E7'den sonra D8 kalesini koruyamıyor. Vezir B2'de oyun dışı. Neden Şah G1 kaçtığımızı şimdi anlamışsınızdır. F2'yi tuttu çünkü şahta. D8 kalesi gittikten sonra da zaten vezir çıkacağız. Eğer D7 alırsa da taş önde kalıyoruz. Rahat bir kazanç oluyor beyaz için. Şah çarpı G6 alabilir diğer bir fikirde. Yine Vezir E7. Hem F7'yi istiyorum yine. Hem D8'i istiyorum aynı fikirle. Yine rahat bir kazanç oluyor beyaz için. Gerçekten merkezileşmenin önemini gördüğümüz bir maç oldu. Şahriyar çok güzel oynadı. Aktifleştirdi taşlarını, merkezileştirdi ve güzel bir kazançla maçı bitirdi. Kazanç fikriyle maçı bitirdi. Yani üst sıralarda olmak, zirvede olmak gerçekten çok yakışıyor Şahriyar'a. Oynadığı oyun olsun, azmi olsun, hırsı olsun. Takdirle izlediğimiz, sevdiğimiz bir arkadaşımız, bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu. Onun başarını analiz etmek daha da mutlu ediyor beni. Daha da motive ediyor. Desteklemek, analiz etmek, görmek. İnşallah böyle nice güzel partiler oynar. Biz de analiz ederiz Şahriyar için. Sizlere sunarız. Dördüncü turda başka güzel maçlar da var. Caruana Anandiyan'dı. Hatta birden fazla maç var. Belki dördüncü turda her tur ikişer tane yüklüyordum ama seçip daha fazla yükleyebilirim. Kendi oyuncularımızın maçlarını yüklemiyorum. Kendileri zaten analiz yapıyor. Yani güzel kazananlar var. Dün onlarla da konuşmuştum. Ondan yüklemiyorum. Bu arada bir arkadaşımız sormuş milli takımla neden oynamıyorsunuz diye. Milli takımın neye göre seçildiği belli değil. Yani ben Türkiye şampiyonasına girip Türkiye şampiyonu olsam da milli takıma giremeyebilirim. Çünkü seçim kriteri belli değil. Sadece eloya bakıyorlar galiba. Şu anki milli takım zaten İyi gerçekten. Yani bizlere göre daha aktif oynuyorlar. Daha iyi durumdalar. Deneyim açısından. O anlamda milli takımla ilgili bir sıkıntımız zaten yok. Desteklediğimiz de bir milli takım. Herkes oynamak ister tabii ki. Ama seçim kriterleri belli değil. Ve biz de yönümüzü biraz daha antrenörlüğe doğru kaydırdık. Daha farklı turnuvalarda oynuyoruz. Bundan dolayı milli takımda oynayamıyoruz. Zaten şu an seçilme durumumuz mantıklı olmaz. Çünkü dediğim gibi en iyi milli takım. Şu an oynayan milli takım. Hem form olarak, hem rating olarak, hem performans olarak en iyi milli takım oynuyor. İnşallah daha da başarılı olacak milli takımımızda. Dördüncü tur analizine devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.